65 milyon yıl öncesindeyiz. Doğa hayatla dolu. Gezegenimiz büyük bir tropik ada gibi. Atmosfer oksijen açısından zengin, etrafta dünyanın kaynaklarını tüketip onun dengesini bozan insanlar yok. Tüm canlılar gezegenle uyum içerisinde milyonlarca yıldır yaşamaktalar. Ve bu dünyanın mutlak hakimi olan tür ise dinozorlar. O zamanlar yaşıyor olsaydınız yıldızlarla kaplı gece göğünde gözünüze bu manzara çarpmaya başlayacaktı. Yavaş yavaş ama istikrarlı bir şekilde her gece büyüyen bu manzara milyonlarca yıldır çeşitli yaşamların oluşmasına ev sahipliği yapan dünyamızın ve onun hakim türü olan dinozorların sonunu getirecek olan yaklaşan kıyametin bir işaretiydi. Bu olayın sonunda gezegenimizin geleceği tamamen değişecek ve bizim de günümüzün dominant türü olmamızı sağlayacak olaylar zinciri başlayacaktı. Dünya 65 milyon yıl önce günümüzdekinden çok daha hayat dolu bir gezegendi. Dünya genelinde tropik diyebileceğimiz bir iklim yaşanmakta ve buna bağlı olarak Kuzey Kutbu dahil her yerden yaşam fışkırmaktaydı. Bu yaşam bolluğunda besin zincirinin en tepesinde ise gezegeni neredeyse 150 milyon senedir domine eden dinozorlar bulunmaktaydı. Yumurtlayan türlerin hakimiyetindeki gezegenimizde memelilerin yaşamı oldukça zordu. Hakim türün karşısında kendilerini korumak için evrimleşerek oldukça küçük ebatlarda yaşamakta olan memeli atalarımız daha ziyade kemirgengiller sınıfının mensuplarıydılar ve besin zincirinin aşağılarında bulunmaktaydılar. Fakat tüm bu denge gökyüzünde uzaklarda beliren bir manzara ile değişecekti. Büyük Shikulup asteroidi. Tahminlere göre 10 kilometre çapında ve saatte 60 bin kilometre hızla dünyamıza doğru gelen bu devasa kaya, dünya tarihinde yaşanan 4. büyük yok oluş olan tersiyer yok oluşunun mimarı olacaktı. Başıboş asteroidler evrendeki tüm gezegenler için en büyük tehlikelerden birisidir. Uzayın sürtünmesiz ortamında bir kurşundan bile çok daha hızlı hareket eden, top büyüklüğünden tutun neredeyse bir şehir büyüklüğüne ulaşıncaya kadar pek çok asteroid etrafta dolanmakta. Günümüzde yaşam için dünyamızı tehdit eden hemen hemen tüm asteroidler bilim insanları tarafından sürekli takip edilmekteler. Fakat bundan 65 milyon yıl önce durumlar tabii ki çok daha farklıydı. Çarpışma gününden önceki gece gökyüzüne baktığınızda ay kadar parlak koca bir cismin manzarası sizi büyülerdi. Fakat bu güzel manzara sabah olduğunda binlerce tür için kıyameti getirecekti. Dinozorların hüküm sürdüğü son gün başlamıştı. 10 kilometre çapında ve saatte 60 bin kilometre hızla dünyamıza gelen gezegen katili atmosferimize o kadar yüksek bir hızla giriş yapar ki gezegenin belki de karşılaştığı en büyük sonik patlamayı yaratır. Bunu gözünüze şöyle canlandırın. Bir savaş uçağı saatte 1200 kilometre olan ses hızını aştığında bile korkunç bir gürültü çıkarır. Hatta yakındaysanız kulak zarınızı bile yırtabilir. Şimdi Everest dağından daha büyük bir objenin saatte 60 bin kilometre hızla yarattığı sonik patlamayı düşünün. Bu o kadar şiddetli bir patlamadır ki analizlere göre yaratacağı şok dalgası bütün Kuzey ve Güney Amerika kıtasındaki canlıların kulak zarını yırtmış olmalıdır. Ne olduğundan bir haber dinozorlar, bir anda kulaklarını sağır eden bu patlama sonrası dehşet içinde etrafta koşuşturmaya başlarlar. Asteroidin çarptığı günümüz Meksika körfezindeki Yucatan bölgesinde ve yaklaşık 100 kilometre çapında yaşayan dinozorlar ise dev asteroidin hava ile olan sürtünmesinden oluşan binlerce derecelik akıl almaz ısı dalgasından dolayı anında buharlaşmışlardır. Bu ısı dalgasından sadece nehir ya da denizde yaşayan ve 25 kilogramlık bir kütleden daha az olan timsahlar, kaplumbağalar ve balıklar kurtulabilmiştir. Sürtünmeden kaynaklı ısı dalgası o kadar şiddetlidir ki Yucatan Yarımadası'nda bulunan tüm nehirler, göller ve hatta deniz kıyısındaki bölgelerdeki tüm sular daha asteroid çarpmadan buharlaşmıştır. Sadece bir saniye sonra ise devasa asteroid gezegene çarpar. Çarpışmanın hızı ve gücünden ötürü bölgedeki dünya kabuğu sıvılaşır ve aynı büyük bir taşı suya attığınızda oluşan görüntünün birebir aynısı şeklinde bir dalgalanma yaşar. Çarpmanın olduğu bölgedeki yer kabuğu bir anda 32 kilometre yüksekliğe ulaşacak şekilde bir yükselme yaşar. Daha sonra kabuğun orta kısmında tepki olarak saatte 1600 kilometrelik bir hızla geri yükseliş yaşanır ve yer kabuğu yaklaşık 8 kilometre havaya kalkar.
tıpkı bir havuza bombalama atlamışsınız gibi. Çarpışmanın etkisiyle 5.7 milyar ton ağırlığına denk gelen kaya birikimi saniyede 16 kilometre hızla etrafa uçmaya başlar. Buna sebep olan dev güç asteroidin kinetik enerjisinde yatmaktadır. Çarpışmanın yarattığı enerji 1 milyar atom bombasının aynı anda patlamasının yarattığı enerjiden bile daha fazlaydı. Ve bu denli yüksek bir enerji havayı anında iyonize ederek bir plazmaya çevirir. Ve etrafındaki her şeyi kelimenin tam anlamıyla eriten bir plazma şok dalgası yaratır. Öyle ki günümüzde bu ısının yaklaşık 7000 derece olduğu düşünülmektedir. Bu korkunç ısı ile plazmalaşan hava ve şok dalgasının yerden söküp etrafa saçtığı dev sıcak kayalar saatte 1600 kilometreye ulaşan hızlarla önlerine çıkan her şeyi yok etmeye başlarlar. Binlerce kilometrelik alandaki her şey çoktan eriyip yok olmuştur. Asteroidin yer kabuğuna çarpmasıyla oluşan dev sismik dalgalar tüm gezegenin kabuğunda yankılanmaya başlar. Öyle ki çarpmanın tam aksi hizasında yaşayan canlılar bile çarpmadan 30 dakika sonra devasa depremlerle sallanmaya başlarlar. Şok dalgasının yarattığı 300 ila 1000 metre arasında değişen tsunamiler gezegenin kıyı şeritlerini vurarak okyanusun Kuzey ve Güney Amerika'nın içine onlarca kilometre girmesine sebep olurlar. Çarpışmadan 6 saat sonra dev dalgalar Atlantik Okyanusu'nu aşarak Avrupa, Afrika ve hatta Akdeniz kıyılarını dahi sular altında bırakmaya başlar. Geçtikleri yerleri dümdüz eden dalgalar daha sonra denizin geri çekilmesiyle karada yaşayan sular altında bıraktıkları her şeyi tekrardan okyanusun derin karanlığına doğru çekerek yok eder. Şimdiden bir kıyamet yaşanmış gibi değil mi? Ama halbuki esas yıkım bundan sonra başlıyor. Çarpışmadan sonra gerek etrafa gerek atmosfere çok yüksek hızlarla 25 trilyon ton moloz dağılmaya başlar. Öyle ki bunlardan bazıları dünyanın yer çekimi etkisinden bile kurtulabilecek hızlarda olup uzay boşluğuna dağılmışlardır. Ama büyük oranda bu aşırı sıcak, boyutları bir bilyeden tutun otobüs büyüklüğüne ulaşan taşlar gerisin geriye atmosfere girerek çarpışmadan binlerce kilometre uzaklıktaki bölgeleri bile bir kurşun yağmuru gibi etkilemeye başlarlar. Çok çok uzakta yaşayan dinozorlar bile ister karada olsunlar ister havada bu camlaşmış taş yağmurundan kurtulamazlar. Sadece dinozorlar da değil. Aşırı sıcak camlaşmış taşlar o kadar yüksek miktarda atmosfere girerler ki dünyanın ısısının hızlı bir şekilde yükselmesine sebep olurlar. Buna düştükleri yerdeki tüm tabiatı ateşe vermeleri de eklenince gezegenimiz kısa bir sürede bir fırına dönüşür. Dünyanın ormanlarının neredeyse tamamı yanmıştır. Ve hayatta kalabilen tek kuş türleri uzak bölgelerde yaşayan ve zemine yuva yapan az miktardaki türler olmuştur. Devasa ısı dalgası büyük kütleli hemen hemen tüm dinozorların ölmesine sebep olur. Hayatta kalan azınlık ise suda yaşayan küçük canlılar ve karada bir yere sığınma şansı bulmuş küçük memeliler, böcekler ve sürüngenler olmuştur. Tüm bunlar yetmezmiş gibi asteroidin çarptığı Yucatan bölgesinin jeolojik bir özelliği yüzünden yıkım kat be kat artar. Bölge sülfür ve petrol açısından çok zengin bir bölgedir. Ve çarpmanın etkisiyle milyonlarca ton petrol, sülfür ve su anında buharlaşıp atmosfere karışır. Tüm bu bileşim gezegeni kaplayan simsiyah bir bulutun oluşmasına ve akabinde zaten yanmakta olan gezegene asit yağmurları yağmasına sebep olur. Daha yüksek bölgelerde ise zehirli karlar yağmaya başlar ve günde onlarca metre olacak şekilde ne var ne yoksa kar altında bırakmaya başlar. Takip eden 5 sene boyunca güneş ışıkları siyah atmosfer ve bulutları yüzünden gezegenin yüzeyine ulaşamamaya başlar. Ve zaten devasa bir yıkıma uğramış gezegende zar zor hayatta kalmış canlılar ve bitkilerin de ölmesine sebep olur. Işıksız kalan gezegen gitgide soğuyarak karanlık ve sonsuz bir kışa girer. Gezegen çapında ortalama ısılar 50 derece birden düşmüştür. Öyle ki dünyamızda bu donma olayından daha az etkilenen tek yerler günümüz Madagaskar, Hindistan ve Endonezya'sıdır. Donmadan ötürü kuruyan hava yağmur yağışlarının durmasına ve gezegenin koca donmuş bir çöle dönüşmesine sebep olmuştur. Tarihi kayıtlara tersiyer yok oluşu olarak geçen bu dönemde bitki türlerinin %60'ı kadarı ve tüm canlı türlerinin neredeyse %70'i yok olmuştur. Milyonlarca yıl gezegende hüküm sürmüş dev canlıların çağı bitmiş ve geriye kalan canlıların hemen hemen hepsi 25 kilogramın altındaki küçük türler olmuştur. Bu zorlu dönem yaklaşık 10 bin yıl boyunca devam etti ve takip eden yaklaşık 600 bin yılda gezegen yaralarını sararak hayatı tekrar onardı. Dünyamızın kendini iyileştirme ve yaşamı yeniden başlatma gücü gerçekten insanı şaşırtıyor. Özellikle bunun gibi olayların sadece bir kez değil, toplam 5 sefer daha yaşandığını düşündüğümüzde. Bu büyük yok oluş dönemleriyle ilgili yakında yeni videolar yapıyor olacağım. Sayfaya abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.